Merhaba sevgili severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 24 Ağustos 2022 günlerden çarşamba. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdikleriniz ile birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir İstanbul günü çok güzel bir Bele Efendi günü olur sevgili yarış severler. Öncelikle İstanbul ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Yine akşam yarışları Elazığ Yurtbaşı Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. İstanbul at yarışları analizimizin ardından Elazığ akşam yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Ama öncelikle 24 Ağustos 2022 İstanbul 2. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Sevgili yarış severler biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı ve sıralı olarak WhatsApp grubumuzda paylaşmaktayım. Yine kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de verdiğim sahadan duyduklarımız köşemiz var ve her gün bir de 25 ila 40 lira 45 lira arasında ufak altılı analizi paylaşmaktayım. Grubumuzun aylığı 150 lira sevgili yarışseverler. 2 aylık katılım durumunda 250 lira. 3 aylık katılımda da grubumuz 300 liraya. Yani 3 aylık katılımda grubumuzun aylığı 100 liraya gelmektedir. Yine 6 aylık katılımda grubumuz 500 liraya. 6 aylık katılımda da grubumuzun aylığı 83.50 liraya gelmektedir sevgili yarışseverler. Grubumuza dahil olmak, grubumuza katılmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız 0532-601-5486 numaralı telefondan bana ulaşabilirler diyerek ben 24 Ağustos 2022 İstanbul Gündüz Yarışları 2. Altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. İstanbul'da 9 koşuluk bir program mevcut. 2. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe Çin pistte koşulacak. Handikap 15 yarışıyla start alacak. Ben Altılı Ganyan'ın ilk ayağında özellikle bugün Tolga Yıldız idaresinde özellikle düzlük aksiyonlarıyla düzlükte yapacağı etkili ataklarla bu rakiplerini geçmesini, bu rakiplerini avlamasını bekliyorum sevgili yarışseverler. Yine bu safkana rakip olarak gördüğüm isimler var. 3 numaralı Ça son yarışında bariyer dibinde mücadele vermesine rağmen çok etkili, çok inatçı bir karakterle geldi ve rakiplerini ekarte etmesini bildi. Bugün almış olduğum evet hipodromla görüştüm arkadaşlar. Bugün almış olduğum bilgilere dayanarak Özcan Yıldırım ve Ayhan Kuruşun arkadaşımız rapor alacaklarını duydum. Şu saate kadar Böyle bir söylem yok. Hatta TCK'nın sayfasında da raporlu olduklarına dahi bir işaret yok ama ben bugün Özcan Yıldırım ve Ayhan Kurşun arkadaşlarımızın rapor alacakları duyumunu aldım. Sahadan bilginiz olsun. Ona göre altılarımızı oynayalım sevgili yarışseverler. Yine 3 numaralı Kuyunayça'dan sonra 6 numaralı Honeymun. Son yarışında tam devrini buldu. Tam hızlandı. Rakibi çok sert verdi Kuyunaj'a. Ama 6 numaralı Horeymun da bugün 52 kilo sikletiyle Adem Arslan idaresinde bana göre sert rakip olacaktır. Bugün 6 kilo siklet düşerek bir yarışa çıkacak. Dikkat diyerek 3. şansı bu safkana vereceğim. Ve ne zaman nerede ne yapacağı belli olmayacak bir yarış karakteri olduğunu gördüğüm 2 numaralı Pele and Dido isimli safkan da bugün usta jokeyi Gökhan Kocakaya idaresinde sürprizde denenebilir bir isim arkadaşlar. Bugün uzun mesafede belki daha önce koşmadı bir barış başarısı yok ama bugün Gökhan Kocakaya idaresinde bu safkanı ben dördüncü şanslı isim olarak önereceğim. Yine 7 numaralı Aviator ve 5 numaralı Ark Royal isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla altılarda değerlendirilebilecek isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci aya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe çim piste koşulacak meydin yarışı. Burada yine rakiplerinden önde görünen bir safkan var. Özellikle son koştu yarışını tekrarlaması durumunda bugün Ahmet Çelik idaresinde bu rakiplerini geçebilir. 5 numaralı İstanbullu. Bugün benim ilk şans vereceğim isim olacak yine. Beğenimi kazanan bir isim var. Bugün Ayhan Kurşun idaresinde piste çıkacak. Öz Haber temsilcisi 3 numaralı Demir Erde. İkinci şans vereceğim safkan olacak. Yine 13 numaralı Tresor. 12 numaralı Öykü ve 9 numaralı Bagrat isimli safkanlar benim bu koşuda beynimi kazanan safkanlar oldu. Ve altılı ganyanın 3. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe çim piste koşulacak dişlere mahsus kısa vade 7 yarışı hayatım koşusu. Evet ünlü Arap aygırı Pardon arkadaşlar ünlü Arap safkanı hayatım evet kısra hayatım adına düzenlenmiş bir yarış. Arap dedim bir de İngiliz hayatım var arkadaşlar. Onun için karıştırmayalım diye bu yarışta e, bu safkan üzerine yapılmış. Ben burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Bu gruptan iyi olduğunu, daha iyi yerlere geleceğini, son yarışını çok rahat kazandığını gördüğüm 5 numaralı Yamaç Torunu isimli safkanın bugün Mahsun Turan idaresinde bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum. Mahsun Turan arkadaşımız çok akıllı, çok kontrollü, özellikle gerilerden gelen safkanlara çok iyi ve çok idareli binebilen bir arkadaşımız. Bugün kendi safkanlarına binecek sayın Nuri Turan'a ait Evet 5 numaralı Yamaç Torun'un ben daha da kaliteli, daha da iyi grupları hak ettiğini düşünüyorum. Bugün öncelikli şansı 5 numaralı Yamaç Torun'una vereceğim. Yine bu safkana sıkı rakip olarak 7 numaralı Ay Dost bugün Gökhan Kocakaya idaresinde etkili bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Ve yine bugün bir numaralı Aden perisi. Hep Özcan Yıldırım'a gidiyor aklım arkadaşlar. Ee, Ayhan Kurşun ve Özcan Yıldırım bugün rapor alacaklar ama yarışı anlatırken sürekli Özcan Yıldırım idaresinde Ayhan Kurşun idaresinde diyorum. Ee, sizlerden bu konuda özür diliyorum arkadaşlar. Bilgiyi ben verdim ama yine Ayhan Kurşun idaresinde ya da Özcan Yıldırım idaresinde diye Yanlış anlatım yapıyorum. Ara ara yarışın heyecanına, atmosferine kendimi kaptırıyorum. Dolayısıyla sizlerden bu konuda anlayış bekliyorum. Ve sizlerden özür diliyorum. Burası 571 Arkadaşlar program sonunda bir ufak altılı ya da bir misli altılı denemesi yapmayı düşünüyorum. İzlerseniz faydalı olacağını düşünüyorum. Ve altılı ganyanın Dördüncü ayağına geçiyorum. Dört yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe Çin pistte koşulacak kısa vade 8 yarışı Merhum Süleyman Sırrı Turan adına düzenlenmiş kupalı bir yarış. 174 bin lira değerinde bir koşu sevgili yarışseverler. Buradan da e, Merhum Süleyman Sırrı Turan'ı rahmetle anıyorum. Gerçekten Türk atçılığına çok büyük emekleri geçmiş bir atçıydı. Sayın Süleyman Sırı Turan biliyorsunuz Haber Batur'un da sahibiydi. Ee, buradan sevgiyle, saygıyla anlıyorum merhum Süleyman Sırı Turan'ı. Burada öncelikle şansı 5 numaralı Öz şey vereceğim arkadaşlar ama çok kolay da bir yarış olmayacak. Çünkü burada bir Devirhan torunu, bir Gelibolu temsilcisi Yima var. Yani 7 numaralı Lima'yı da ben 5 numaralı Öz Şimşek'e rakip olarak görüyorum. Ve bu iki safgan dışına çıkarsa son yarışında performansını yükselttiğini gördüğüm bir numaralı adı var isimli safkan da bugün bu ikilinin kötü koşması durumunda devreye gireceğini düşündüğüm isimdir. Yani burayı da 5 7 ya da bütçe durumunuza göre 5 7 ve 1 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ve altılı ganyanın 5. yana geçiyorum. Sevgili severler biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Evet, ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı paylaşıyorum, sıralı paylaşıyorum ve e, anlaşılır bir dilde paylaşıyorum. Bazen mesela 1, 3, 12, 4 verdim. Daha sonrasında yazabileceğim adları ifade edebilmek adına slash koyuyorum. Daha sonra 4, 4 demeyelim de 10, 16 şeklinde de slash'tan sonra verdiğim adlar da yazarsanız bütçeniz varsa anlamında yazılıyor. Yine sahadan aldığım haberleri de veriyorum arkadaşlar. Böyle bir köşemiz var ve her günde 25 lirayla 43 lira 45 lira arasında bir de ufak altılı analizi yapıyorum. Yani minimum 25 lira maksimum 43-45 liraya çıkıyor. Bazen 30 lira bazen 32 lira 33 lira 35 lira olabiliyor sevgili yarışseverler. Grubumuzun aylığı 150 lira. 2 aylık katılım 250. 3 aylık katılım da 300 lira. Yani 3 aylık katılımda grubumuzun aylığı 100 liraya denk gelmektedir. Yine 6 aylık katılım da 500 lira 6 aylık katılımda da grubumuzun aylığı 83.50 liraya gelmektedir sevgili yarışseverler. Grubumuza dahil olmak isteyen, grubumuza katılmak isteyen, bana destek vermek isteyen yarışsever arkadaşlarımız 0532 601 5486 numaralı telefondan bana ulaşabilirler diyerek 6'lı Ganya'nın 5. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2200 mesafe sentetik piste koşulacak. Handikap 16 yarışına geçiyorum. Burayı Bankobi isme yer vereceğim. Özellikle son yarışını izleyen arkadaşlarımız bunu net bir şekilde görmüşlerdir. Sanki açık yarış atı geliyordu gerilerden. Erhan Aktu idaresinde çıktığı son yarışında gerçekten hani böyle parçalaya parçalaya Eze Eze geliyor derler ya arkadaşlar. Aynen öyle geliyordu. Sanırsam Erhan Aktu arkadaşımız o safkana o gün ilk defa biniyordu ama çok güzel bindi özellikle sonlarda. E belki Safkan'a çok güvendi. Belki ilk kan tarması, ilk deneyimiydi. Ama bugün 2 numaralı Alev ekürü koşma avantajı da bulunuyor. Ve grup çok uygun. Benim banko tercihim bugün 6'lı Ganya'nın 5. ayağında 2 numaralı Alev gene olacak. Yarısı sever arkadaşlarıma da günün banko ismi olarak 2 numaralı Alev öneriyorum. Ve altılı Ganyan'ın kapanış koşusu sonaya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe Çin piste koşulacak meydin yarışı programın kapanış koşusu. Sevgili yarışseverler bu arada izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza destek vermek istiyorsanız, bana destek vermek istiyorsanız kanalımıza mutlaka abone olun. Videonun altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Aynı zamanda videolarıma like atarsanız aşağı yorumlar kısmına da yorum yazarsanız kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi olursunuz sevgili yarışseverler. Altılı Ganyan'ın sonu ya 3 yaşlı Arapların 1600 mesafe çim piste koşulacak meydin yarışında ben 3 numaralı Bordmir arkadaşlar e, Boromir özür dilerim Bor Omir isimli Safkan'ın bugün bu yarışı esasında kazanmasını bekliyorum. Son yarışını izledim. Hayran kaldım Safkan'a. Sultan de Faust'un temsilcisi bugün benim ilk şans vereceğim isim olacak. Ancak bu Safkan'ın kötü koşması durumunda ki Tay yarışı bu yarış karışabilir arkadaşlar. Yine 11 numaralı Hüzege beğenimi kazanan bir başka isim oldu. Bugün Erhan Aktu kardeşim binecek 11 numaralı Hüzege'ye. Yine 9 numaralı Sait Can Bey gerek idman pistinde gerek son yarışında adeta fırtına gibiydi. Çok beğenimi kazandı bugün Ahmet Çelik idaresinde. Ben 9 numaralı Sait Can Bey'e de üçüncü şansı vermek istiyorum. Yine 12 numaralı Minnak ve 7 numaralı ketence aslanı şeklinde bu koşuyu değerlendiriyorum sevgili diyarız severler ve ufak altılı analizi vereceğim demiştim. Belki misli de olabilir bakarsınız duruma göre. İlk ayakta 9 numaralı Merdokan'dan bugün düzgün aksiyon bekliyorum düzlükte. Güzel sprint bekliyorum arkadaşlar. Bugün ilk şansı bu vereceğim. Yine 3 numaralı Queen Ayça, 6 numaralı Honeymoon 2 numaralı Pele and Dido ve 7 numaralı Aviator isimli safkanlar. Buradan bir safkan çaldım. Karışık yarış arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında ben 5 numaralı İstanbullu, 3 numaralı Demirer ve 13 numaralı Tracer isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan da iki safkan çaldık. Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağında ben 5 numaralı yamaç torununu bugün banko olarak vermek istiyorum. Özellikle misli ve ufak altılara banko olarak yazabileceğimiz bir safkan konumunda bir isim. Çok beğenimi kazandı bu safkan. Bugün Mahsun Turan dairesinde bu rakiplerini ekarte edebilir. Ve altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında... 5 numaralı Öz Şimşek ve 7 numaralı Lima ikilisine yer vereceğim. Hatta bir numaralı adı var da yazalım arkadaşlar. 5. ayakta 2 numaralı Alev Kıran ve 6'lı ganyanın son ayağında 3 numaralı Boromir, 11 numaralı Hüzege, 9 numaralı Sait Can Bey, 12 numaralı Minnak şeklinde de koşu öneriyorum bütçe durumunuza göre 3 misli, 5 misli, 10 misli, 20 misli hatta belki sizin de bir tekiniz vardır. Sizin de bir bankonuz vardır. 100 misli şeklinde de yapabilirsiniz sevgili yarış severler. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar dilerim. Ve başta sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim arkadaşlar. Gerçekten sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Sağlığımızın kıymetini bilelim özellikle sigara içen arkadaşlarım bir an önce sigarayı bıraksınlar. Biliyorsunuz arkadaşlar 33 sene sigara içtim. 34 sene sigara içtim ve en sonunda nefes darlığı çekmeye başladım. Doktora gittim. KOAH olmuşum. KOAH nedir arkadaşlar? Oksijenin ciğerlerden alınıp kana ya da organlara iletilmesinde ee, kapanan akciğer hayat ağacı, akciğer yollarıdır. Bu nikotin dolayısıyla müzmin şekilde, hiç açılmayacak şekilde da kılcal nefes yolları çok dar olduğu için arkadaşlar artık açılmayacak şekilde tıkanmış. Bunun geriye dönülük bir tedavisi olmadığını söyledi doktor. Ancak işte böyle tozlarla, pıs pıslarla anlık rahatlama olacak ama yaşlılığımız herhalde sürünerek olacak arkadaşlar. O yüzden bırakabiliyorsanız bırakın. Ben sanki hayatımda sigara içmemiş gibiyim şu anda ve gayet de mutluyum, gayet de huzurluyum sizler de bırakabilirsiniz. Hatta bırakan arkadaşlarım da yorumlar kısmına yazabilirler. Sevgili yarısı severler çok aşırı sigara içen biriydim. Ve çok rahatım şu anda. Her gün yürüyüş yapıyorum. Her gün bir saatte olsa akşam üzeri de olsa denize girip bir saat kadar yüzüyorum arkadaşlar. Sizler de bu konuda Umarım bir adım atarsınız kendiniz için, aileniz için, çocuklarınız için sevgi yarısı severler ilerleyen zamanlarda belki daha da tıkanacak bu. Yani yüzde seksenlerin altında ya da yüzde seksenlerde e, kandan organlara oksijen gittiği takdirde organ yetmezliği oluyor ve yavaş yavaş tabii kalp yetmezliği oluyor. Yavaş yavaş da arkadaşlar çok iyi araştırdım. Çok büyük yetkililerle bu konuda uzman olan kişilerle konuştum ve bu şekilde insan hayatına son veriyor. Yani sigaraya bağlı olarak da oksijen yetmezliğinden ölebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun için dikkatli olalım. Onun için sigaraya bırakalım. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.